Hiç onlara teslim olmadık. Allah'a şükür. Onlara da, onların kurşunlarına da teslim olmadı. Darbeciler tarafından iki kez başından vuruldu, defalarca ameliyat oldu. 5 ay yoğun bakımda kaldı, pes etmedi. Allah'a şükür. İzlendik olaktayız. Şimdi iyiyiz, Allah'a şükür. Turgut Aslan, Emniyet Terörle Mücadele Dairesi'nin Gazi Başkanı. 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında da aynı görevdeydi. O gece yaşananları ilk kez TRT Haber'e anlattı. Ben havada helikopterleri gördüm. Bir anormallik hissettim. İhanet gecesinin ilk saatlerinde olaya müdahale etmek istedi. Korumalarıyla birlikte Jandarma Harekat Başkanı ile sözleştiği üzere Jandarma Genel Komutanlığı'na gitti. Emekli edilen eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin özel kalem müdürü darbeci Erkan Öktem tarafından tuzağa düşürüldü. Beni zehin aldılar, elimi bağladılar. Ondan sonra kafama sıkmışlar, hazırlayamıyorum ondan sonra. Koruması Hasan Gülhan orada şehit düştü. Darbeciler Turgut Aslan'ın da öldüğünü sandı, vurulduğu yerde bıraktılar onu. Darbe girişimi bastırıldığında özel harekatçılar tarafından hareketsiz halde bulundu. Hemen hastaneye kaldırıldı. 5 kez beyin ameliyatı geçirdi. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Hayatta kalmayı başardı. Kendisine geldiğinde tek korkusu demokrasinin kaybedilme ihtimaliydi. İlk kendime geldiğimde Fethullah Gülen, FETÖ acaba başarılı oldu mu? Başarılı oldu ise demokrasi kaybetti diye düşündüm. O zor günlerde ilk ziyaretçilerinden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tamam. Cumhurbaşkanımız bizi ziyaret etti. Çok sevindim o zaman. Türkiye'nin işi çok zor dedim ona. Turgut Aslan yıllarını terörle mücadeleye adadı. Çukur operasyonlarını yönetti. O operasyonlarda PKK ve FETÖ bağlantısını görmüştü. Fethullahçı terör örgütü yapılanmasını da raporla ortaya koydu. Bu yüzden de FETÖ'nün hedefindeydi. Fethullah Gülen bize çok dava açtı. Direkt bize hedef aldı. Biz rapor yazdık. Terör örgütünün olduğunu ortaya koyduk. Fethullah bizi önceden biliyordu. Allah'a şükür, her zaman ülkemize bağlı kalmak şartıyla onları terör örgütü mensubu olarak gördük. Hiç onlara teslim olmadık, Allah'a şükür. Şimdi ise iki arzusu var. Eski sağlığına kavuşup görevinin başına geri dönmek, Türkiye'ye en karanlık gecesini yaşatan hainlerin tek tek cezalandırılmaları. Mahkemede şimdi hesap veriyorlar. Adam gibi anlatılan da ceza alırlar inşallah. Bizim kanımız ya da kanmaz diye düşünüyorum.